gecenin bu saatini camcı bul da cam taktır. Ha, kızın çektiği yetmiyor. Bir de gecenin bu saatini üşütüp hasta olacak. Yavrum sen dertlenme. Ben sana yeni laptop da alırım evladım. Ne camı ne laptopu baba ya. Ya sen hiç merak etme. O it bu eve gelsin, ben ona yapacağımı biliyorum. Tayyar, sen kardeş kavgasına karışma. Tamam mı? Sen de söylediklerimi unutma. Yarın sabah onda hazır olacaksın. Yarın sabah seninle de işimiz var Elmas. Kamil seni bankaya götürüp getirecek. Konuşmayalım bu konuyu. Onu nereye göndereceksin? Sadece emin değil. Elmas da gidecek. Bu yaptıklarından sonra Elmas'ı daha fazla evimde tutamam. Oh, ateşkes sağlanmış. Bakma artık şu kıza. Görme. Yarın sen kocanla güzel bir tatil yapacaksın. Ondan kurtulmak için gün sayacaksın. Geçecek İzlal'im. İnan bana geçecek yavrum. Geçecek bu günler, geçecek. Biliyorum ben. Benim bu çile günlerim çok sürmeyecek, bitecek. Kurtulacağım o kızdan ben. İnşallah yavrum. Aferin kızım. Aferin. Bravo Aytül'üm. Sabah akşam Oscar'lık performanslar. Bravo. Kızına iyilik değil de kötülük yaptığını ne zaman göreceksin sen? Eğer zamanında yetişmeseydim ona her şeyi anlatacaktın değil mi? O her şeyi, gerçeği kulaklarıyla duymuştu. Doğal olarak aklına gelen en mantıklı açıklama imam nikahı oldu. Ve sen de bunu hemen kullandın. Kızımın hayatı için. Onu kandırdığın gibi kendini de kandırıyorsun. Yıllar önce bu evlilikte kendini kandırdın zaten. Yiğit kozanı kaybetmesin diye kızın hayatını bahane edecek kadar gözün dönmüş senin. Ya senin gözün ne kadar döndü Fırat? Sırf kızımı elde etme hayaliyle bu umuta dört elle sarılacak mısın? Benden kızına en ufacık bir zarar bile gelmeyecek. Onun gözünden akacak tek bir damla yaşa bile ben sebep olmayacağım. Ama sen olacaksın. Sonunda gerçeği öğrendiğinde ne Yiğit, ne Nur, ne ben. Bu yalanlarınla kızını sen yakacaksın. Anne. Kızlara söyle de valizleri indirsinler. Tamam. Hadi. Benim Fırat'la konuşacaklarım var biraz. İyi, çok oyalanma. Kocan arabayı hazırlatmıştır. Niye kapıştınız yine? Annenden bahsediyoruz Zilal. Kapışmamak mümkün mü? Fırat, dün geceyle ilgili konuşmamız lazım. Bizim mi? Bana verdiğin söz hala geçerli değil mi? Yani sen bana sadıksın değil mi hala? Yoksa Allah katında evli olmaları seni etkiledi mi? Saçmalama Zilal. Ben senin için her şeyi... Sen benim için her şeyi yaparsın. Yapmak zorundasın. Yani eğer bana olan hislerin gerçekse
Eğer senin bana olan hislerine inanmamı istiyorsan... Bunlara gerek yok. Biliyorsun. Ben senin için her şeyi... Her şeyi gözüm kapalı yaparım Nijlal. Madem öyle diyorsun... Bak dinle şimdi beni. Şimdi sana kocanın imam nikahlı karısına ne yapacağımızı anlatacağım. Annem, hadi ama yapma artık. Tamam Kamil, bekliyoruz. Elmas Hanım paramı çekmiş. Şantaj parası aynen iade. Kendimi aptal gibi hissediyorum biliyor musun? Aptalın dibiyim ya. Yaptığın son aptallık olsun. Allah aşkına. Günaydın. Halam içeride durmadan ağlıyor. Emin gidiyor. Sen tatile çıkıyorsun. Evet, gün apaydın. Bak, Emin'in bu evden uzaklaşması herkes için daha iyi olacak. Hem üstelik çalışacak, iş öğrenecek, para kazanacak. Onun için daha iyi. Halam da bir süre sonra toplar kendini, merak etme. Tatil konusunda bir şey söylemeyeceksin galiba. Cahit'e bak. Şu Cahit'e bak ya. Korkudan yanıma gelemiyor resmen. Dün gece o küçük yatak odamızı bastı diyorum, gıkını bile çıkaramıyor. Ama yok Aytül Hanım, yok. Bu kadarı gerçekten çok fazla. Bak dün gece kocama söyledim, sana da söylüyorum. Ya o gidecek bu evden ya ben. Nazan tamam. Ben de devreye gireceğim, tamam mı? Sen sakin ol.